Sizin için yine hiçbir masraftan kaçınmadım arkadaşlar. Evet, ne yaptın? Ankara'da kış faciası, kar faciası çekiyorum. Daha aşırı bir facia yok şu anda. Aşırı bir felaket yok ortada. Ama ve lakin eğer kar biraz daha böyle yağmaya devam ederse bir felaket durumu olacak. Çünkü daha kar başlayalı sadece yarım saat bilemediniz 40 dakika oluyor. Ama yollar kar tutmuş durumda. Yine sanırım kar yağışından dolayı aşırı bir sis var. Ve arabalar tabii deli gibi kayıyor. Ve bu deli gibi kayan trafikte bir de 34 plakalı insanlar var. Bak mal gibi üzerime şey yaptı herif. Aman yavaş duralım çünkü kaydımı gerçekten kayıyor. Hadi de bir dörtlüğü yakaraktan arkaya ya bak kardeşim durduk diyelim. Evet şu anda gerçekten böyle bir ortam var arkadaşlar. Yani gaza fazla bastığım zaman direkt patinaj çekiyor araç. Güzel, güzel bir olay aslında. Çok zevkli. Bu havada hem araba sürmek zevkli. Şu an tabii telefonu elimde daha iyi bir açıyla size tutmak isterim. Birazdan duracağız tutabilirim o zaman belki. Yani gitme trafik bu açıdan düzeltirken. Hatta tutayım. Şuradan şuraya çıkarayım. Araç sürerken kullanmıyoruz telefonu asla. Evet. Gördüğünüz gibi her yer. Şu anda kar. Önümde bir taksi. Yanımda kamyonlar, tırlar. Evet. Kar yağıyor mu, yağmıyor mu, nasıl belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an burada gayet güzel bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet. Burada bitirelim videomuzu. Denizde Ankara yol durumu devam edecek diyelim. Şu anda arkadaşlar Sakan Kızılbayır abimizi dinlerken acayip kayıyor. Yollar gerçekten çok felaket. Normalde ben buradan hep dıştan alırım ki hani rahat dönebileyim. Şu an öyle bir şey söz konusu değil ama yine biraz dıştan alacağım. İnsanlar niye sadece şu arabaların açtığı yerden gidiyorlar? Onu da bilmiyorum çünkü hani orada kayıyor. Normal şu yer beyaz olan yer de kayıyor. Yani tek başına oradan gitmenin pek mantığı yok. Buradan da biraz hızlanmazsak araba çekip çıkmayacağı için şuradan şöyle evet. Aşırıya kaçmadan gidelim. Hem vitesi çok küçültmüyorum. Torku arttırmamak adına çünkü burada bir kaymaya başlarsak bir daha duramayız. İyi bir yokuş burası. Ama önümdeki Audi evet şu an ayıp ediyor. Heh, çekildi Allah'tan. Ama benim bütün hızımı kesti. Ben hız kesilmesin diye bu karlı yerden gidiyordum. Zaten şu an kar yeni yağdı. Yani bu soldaki yerle ortadaki yer arasında kayma açısından bir fark yok. İkisi de jilet gibi kayıyor şu anda arkadaşlar. Allah korusun burada ani bir durmamız gerekse buradaki hiçbir araba şu anda ani duramaz. Ki yani yavaşla gitmiyoruz tabii. Şu an mesela tabii yavaşladım mecburen. Yavaşlamak zorundayım. Çünkü ciddi anlamda iyi kayıyor. Lastiklerimiz iyi. Ben petlas kullanıyorum. Bu arada sol şerit görünüyor mu bilmiyorum videoda. Sol şeritteki araçların ışıkları çok hoş duruyor karda. Aynı zamanda sanırım kar harici de bir sis var. Yani kardan dolayı oluşan bir sis. Kar harici de bir sis var. Şu önünde bir çakarlı araç var. Burada MIT var ileride. MIT'in yeni yeri belki o yüzden yani o çakarlı araç gidiyor. Bilemeyeceğim. Çok hızlanmayalım çünkü şurada bir dönüş var galiba. Buz bir parçayı ezdim daha demin. Takmıyorum ki torku arttırmamak adına çünkü kaymaya başlarsak sıkıntı çekeriz.
karlı yerlerden gitmekten korkmayın. Çünkü çok yumuşak. Hatta lastiğin tutunabilmesi için bir size anahtar kilit uyumu da sağlayacaktır bu karlı yerler. İlk başta yağdığında ama her zaman değil. Merso arkamdan gelmeye devam ediyor. Şöyle dönüşler çok hafif. El freni çekebilirsiniz. Evet. Kar bittikten sonra kayıyor tekrar. Çok hafif el freni çekmek sebebi ise bu ESP'li arabalarda geçerli olan bir durum değil. Arabanın arkasının hafifçe toplamasına sebep olur. Ama bunu abarttığınız zaman spin atarsınız arkadaşlar dönüşlerde. Şurayı çok yavaş yapıyorum. Asla sert fren yapmamanız lazım. Çünkü sert fren yaparsanız öndeki arabaya girersiniz. Umarım arkadaki araba da bunu düşünüyordur. Ve girmez ve sanırım zaten kaza gibi bir şey olmuş sağda. Bir an önce dönseler iyi olacak. Ben şu kenardan geçmek zorundayım. Çünkü arkadan bana çarpmalarını istemiyorum. Kaldı ki zaten... Alırsın kardeşim, Eskişehir yolundan dene. Çıkmıyor araçlar. Hiç denemeyeyim mi abi? Hiç deneme. Deneyip geri dönsem olmuyor. Tamam, şuradan döneyim o zaman. Tamamdır. Kolay gelsin. Evet, burada kalacağımız söylendi arkadaşlar. Eskişehir yolundan dene dendi. Eskişehir yolundan nasıl denerim? Eskişehir yolundan denemektense diğer taraftan denenebilir. Aslında ben benim arabanın çıkacağını düşünüyorum. Ama abiler kalırsın dediği için denemeyeceğim. Ama bu araba çıkardı. Çünkü niye bunu diyorum? Sanki eski olduğu için midir bilemiyorum. Doğal bir diferansiyel kilidi var sanki araçta. Herhalde diferansiyel biraz zor dönüyor. Onunla alakalı çok patinaj şey çekmiyor. Lastikler de fena lastikler değil. Bence çıkardı ama riske atmamak adına güvenlikçi abilerimizin lafını dinledik. Evet, bakalım şimdi Eskişehir yolundan okulumuza ulaşabilecek miyiz? Aslında Eskişehir yolunun orası daha tehlikeli, daha dik bir yokuşu var. Niye oraya yönlendirdiler bilmiyorum. Bence orası denenmesi gereken son yerdi. Ama bizi oraya yönlendirdiler. Abi devam et. Evet, harikasın abi. Hala gerçekten kayıyor. 10 dakika önce gelmemize rağmen herhalde geç kalacağız derse. Çünkü ciddi anlamda araçlar gidemiyor. Mesela ben şu an 80'de falan gidiyorum. Bu hız aslında çok iyi bir hız değil. Biraz daha yavaş gidilebilir bu yolda. Çünkü dönüşlerde vesaire kayabiliyor. Soluma bakıyorum. Kafamda da kontrol ettim. Solda hiç kimse yok. Yavaşça çıkıyorum. Evet. Bir sol şeride daha geçiyorum. Bu Eskişehir yolunda çalışma vardı. Bu çalışmanın durumu ne oldu? Şu anda bilmiyorum gerçekten. Hala çalışma var mı? Yok mu? Bilmiyorum. O yüzden çok hızlı yapmamakta, çok hızlı gitmemekte fayda var. Ama yani 50 ile de gitmenin mantığı yok. Çünkü düz yolda bunun bir önemi yok. 50 ile gitmenizin veya gitmemenizin. Sanırım çalışma bitmiş, yol açılmış arkadaşlar. Biz yine düz bir şekilde devam edelim. Evet. Dediğim gibi böyle yollarda karın üzerinden gitmeyi tercih edebilirsiniz. O bir tutuculuk sağlayacak. Ama bir taraf kar, bir taraf değilse bu da sıkıntı. Bu arada tünel altlarına girerken dikkat etmek lazım. Tünel altları kuru oluyor, daha kuru oluyor veya sadece hani su ıslak oluyor. Buz olmadığı için araçlar hani hafif hafif kayarken aniden tutununca panik yapmanıza sebep olabilir. Buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Evet, yine de çok hızlanmadan bakalım okula doğru dönebilecek miyim? Eskişehir yolunu dene dediler ama gerçekten Eskişehir yolu daha büyük sıkıntı. Yani buraya yönlendirmeleri pek doğru olmadı bence. Evet, buradan bir yerden gireceğiz arkadaşlar. Zaten sanırım deli gibi bir trafik. Bu ne? Anlayamadım. Bunların hepsi sağ mı dönüyor? Aman Allah'ım. Bu sırayla gitmemiz çok zor olacak arkadaşlar. Hani tabiri caizse şerefsizlik yapıp önden de girmek istemedim. Ama başta anlayamadım insanların sağa döneceğini.
aslında dediğim gibi yani buraya ben şu an çok kızdım. Buraya yönlendirmek yerine şu an çok tehlikeli bir noktadayız. Çünkü insanlar gerçekten anlayamıyor ve yol kayıyor. Buraya yönlendirmek yerine o yolu tuzlayabilirler veya oradan çıkmamızı sağlayabilirlerdi. Yani çünkü burası daha zor bir yol. Yukarıya şu an doğru baktıkça sağ şeritte kalmış araçlar görüyorum. Sol ortada kalmış araçlar da var. Bu araçlar yüzünden sanırım çıkılamıyor. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ya. Yani. Bu onların suçu değil kalmış olmaları. Kış lastiği de olabilir. Çünkü evet, bir de şuradan gelen uyanıklar var. O sırayı beklememek için. Bunlara da aslında yer vermemek lazım. Çünkü bu uyanıklar arkadaşlar mesela sizin arkanızda bekleyip şeyden gelmeyip sonradan buradan aramıza katılan uyanıklar oluyor genelde. Yani hepsi demiyorum. Belki adamın oradaydı işi veya evi oradaydı. Ona bir şey diyemem ama %90 uyanıklık yapan insanlar oluyor. Bu insanlar kendilerini uyanık sanıyorlar. Yazık bu insanlara. Evet, gerçekten ileride kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şu an benim görüş açımdan daha iyi yansır. Gerçekten şu ileride arkadaşlar şey var yani. Adını söyleyeyim, kalıyor araçlar ya da güvenlik tek tek çıkarıyor kaza olması diye, o da olabilir. Evet, sonunda kampüse girebildik. Aslında ben videoyu kapattıktan çok kısa bir süre sonra kampüse girebildik. Burası çok dik yani, gerçekten diğer girişten niye almadılar bilmiyorum. Şurada da bir kasis var. Durmayın abi. Abi durmayın. Bak çok zor şu anda. İkinci viteste toplamaya çalışıyoruz aracı. Durmayın abi. Durmayın, kalırız yolda. Sola girecektim arkadaşlar ben. Videoda kapatmadan önce hani, çünkü sağda tıkalıydı yol. Bir türlü beni sola sokmadılar. Yer vermediler. Neyse bu neyin yarışı, neyin kavgasıysa yer vermediler. Sonra sağ birden boşaldı ve ben de bastım gittim. Sağdaki araba çıkamıyordu. Çektiler herhalde onu. Ve ben de birden bastım gittim. Sola duran arkadaşlara da çok iyi oldu yani. Kaldılar orada. İnsanlar gerçekten ruh hastası ya. Gerçekten yani psikopat insanlar. Dolu bir kar var. Yandan dört çeker kanyonumuz çıkıyor. Araç çıkar zaten. İyi bir araç oldu. Her halinden belli. Araç çıkmasına çıkar fakat önüme kırmasa süper olur. Çünkü Allah'tan döndü. Ben şuradan sağ şeride geçmek zorundayım. Çünkü buradan sola dönen araçlar oluyor. Sola dönen araçlar bizi bekletip yolumuzu tıkamasınlar. Çünkü bir daha bu yokuştayız. Hani kalkabilir miyiz? Arabanın ataletini kaybedince, ivmesini kaybedince kalkabilir miyiz? Emin değilim. Evet, gerçekten kampüsün içinde iyi derecede kar olmuş. Bayağı iyi derecede kar olmuş arkadaşlar. Bakalım, şu an kar yumuşak olduğu için dediğim gibi karın üzerinden gitmek daha mantıklı. Daha iyi tutuyor çünkü. Lastiğin içine giriyor. Lastik ne oluyor döndüğü zaman? O karı dışarı atıyor. Yeni ilerideki kar tekrar lastiğin içine giriyor. Böyle bir kazan kazan durumu. Tutuyor, giriyor, tutuyor, giriyor, tutuyor şeklinde devam ediyor. Şuraya da park edebiliriz aslında ama aşırı kar olduğu için oraya park etmek istemiyorum. Çünkü vurabilirler araca. Bakalım yer bulabilecek miyiz? Evet. Jandarmanın aracı park etmiş. Normalde orası jandarmanın yeri değil ama ediyor işte. Bir şey diyemiyorsun. Herkes keyfine göre park ediyor. Sanırım burası park yeri ya. Yani ama biraz salak gibi park ettikleri için. Bakalım biz yer bulabilecek miyiz? Aslında bulduk diyebiliriz arkadaşlar şuraya. Ama çizgiler kaybolmuş. İnsanların suçu yok bu arada. Mal gibi park ediyor derken insanların burada hiçbir suçu yok. Çizgiler kaybolmuş çünkü nasıl park edeceklerini kestiremiyorlar haklı olarak. İşte bu kadar arkadaşlar. Sonunda gelebildik kampüse. Şu sileceği kapatalım. 6 dakika gecikmeli geldik derse ama sorun değil. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Evet, gerçekten her yer kar. Ankara böyle bir karı özlemişti diyebiliriz. Güzel bir vlog, yol videosu diyelim. Vlog demeyelim, yol videosu oldu bizim için de. Şimdi derse gideceğiz. Bakalım dönüşte ne olacak? Asıl dönüşü çok merak ediyorum ben de. Çünkü dönüşte kar iyice artmış olacak ve daha zorlu bir ortamda döneceğiz. Evet arkadaşlar, bir araba yolculuğunda daha sizlerleyiz. Arabayı yürürken çekmek istedim çünkü bayağı batıyoruz. Kar olmuş her yer. Bakıyoruz. Evet, şuradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum.
da eleman içinde herhalde biraz öne çeker. Evet, gerçekten harika. Yalnızca birkaç saatte gördüğünüz gibi arabamızın her yeri kar olmuş. Diğer arabalar da farklı bir durumda değil. Evet. Şimdi bakalım arabamızın üzerine kar temizleyelim. Şu ayağımla göstermek istiyorum. Bayağı gerçekten. Şöyle basalım. Kar var yani, çok artmış kar. Bakalım Kızılay'a giderken nasıl olacak? Şöyle karı da alalım. Yeni yılın ilk karı. Tekrardan arabanın içinden merhaba arkadaşlar. Şu güzel görüntüyü göstermek için açtım size. Hani siler silmez hemen tekrardan kar tutmaya başlıyor. Karın tutuculuğu çok iyi. Şimdi bakalım Kızılay tarafına gideceğiz. Bakalım Kızılay tarafına giderken bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Gerçi herhalde ana yolları tahmin ediyorum temizlemişlerdir ama bakacağız duruma göre. Bir şeyler olmuş burada, bir şeyler. Canlı yayın aracı gelmiş arkadaşlar. Tam karşımızda bir canlı yayın aracı var. Büyük ihtimal Başkent TV'nindir. Ankara'nın önü. Şimdi işte trafik polisleri burada, jandarma polisleri. Onlar da Jammer'ın araçları falan var. Evet, güzel. Burada bir şey yapıyor. Belki Mehmet Hoca gelmiştir, bilmiyorum. Mehmet Hoca gelirse buradan girer mi? Bundan da emin değilim ama şurada kameramızı görüyoruz. Ve evet, kameraya çıktık. Hangi kanal bilmiyorum ama büyük ihtimal Başkent TV'dir. Burada şunu söylemek istiyorum. Burası tuzlanmamış, deli gibi kayıyor. Resmen spin ata at. Yani arkayı kaydıra kaydıra gidiyorum. Çok hafif el freninden de dediğim gibi destek alıyorum. Sert dönüşlerdi çünkü arkanın dönmesi gerekiyor ki lastikler şey izin, ama çok başarılı bir şekilde çıktık buradan arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Bu da Kızılay'a geliş maceramız oldu arkadaşlar. Şey yapalım. Şimdi daha büyük bir macera başlıyor. Bakalım park yeri bulabilecek miyiz diye bir macera. Ama onu size paylaşmaya gerek yok. Öyle Ankara'daki son durumu, hava durumunu, kar durumunu ve yol durumunu çekip sizle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için, hele ki şu ana kadar izlediyseniz, gerçekten teşekkür ederim. Şu ana kadar izlediyseniz 101 yazın aşağı. Ben de sizin şu ana kadar izlediğinizi anlayayım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar.